tartışmasız en güzel şekilde ilişkimizi yaşayıp buradan el ele bir numaralı çift olarak çıkabiliriz. Anladın mı? Yani hani bütün çiftler ne yaşarsa yaşasın. Biz en güzelini yaşayalım. Biz seninle en iyi olabiliriz demek istedim. Evet, bunun arkasındayım. Bu çok normal bir şey. Bu çok normal bir şey. En iyi olmak isterim zaten burada 10 tane de çift varsa. Ben gergin en iyi gösterilmek isterim parmakla. Ben anladın mı? Ben gergin olduğum için mi sürekli yanlış anlıyorum? Sen ben niye bunu program olarak algılıyorsun? Ha. Kafanda ne var? Biz zaten programdayız. Ben duygumu zaten yaşıyorum içeride dışarıda. Niye program olarak? Program olarak düşünsem gider başka biriyle yaşarım. Yine yaşarım yani. Senin kafan iyi mi? Ben de öyle dedim zaten. Sana. Evet. Program olarak düşünsem 10 tane adamla yaşarım. Burada kalmak için bir sürü ilişki yaşarım. Lütfen biraz kafanı aç. Biz bence en sen, güzel olabiliriz. Sen, anladın bak, mı? Bence de sen en güzel çift bana, olabiliriz. Bana söyleyeceğin cümleleri seçmen lazım bu kadar kritik noktada. Niye seçiyorum ya? Senin ne dediğimi değil, ne demek istediğimi bak, anlaman lazım. Hayır, bence. Öyle bir şey yok. Evet, var. O an ben senin ne demek istediğini düşünecek kadar kapasitede olamam. Sen beni program düşünen bir kız olarak yansıtıyorsun. Bunun bile farkında değilsin. Program, o, bu, şu. Benim umurumda değil diyorum. Anladın mı? Hadi ben, çıkalım o zaman. Beni sen hadi ilgilendiriyorsun. Çıkalım. Hadi çıkalım. Elimizi kolumuzu sallayarak çıkmamıza izin tamam. veriyorlarsa, veriyorlarsa çıkalım. Çıkalım tamam o zaman. Çıkıyor tamam. musun? Tamam. Tamam. İzin veriyorlarsa çıkarız. Hadi izin bana veriyorlarsa çıkacağız. Absurd, tamam. Çıkacak o, mısın bu, ama? Bu, şu demeyeceksin. Çıkacak önce, mısın? Önce kafamdaki şeyleri bitireceksin. İzin veriyorlarsa bak, çıkacak bana bak, mısın? Bak, çıksak bile bu var ilişkinin çıksak bile şu an bu ilişkinin yürüyebileceğine bir inancım neden yok biliyor musun? Senin kafamdaki konuşma soru bitmiştir. İşaretlerini bitirmen lazım önce. Tamam, tamam. Konuşma bitmiştir. Bak böyle sıyrılarak konuşma. Sıyrılmıyorum. Önce benden çıkıyorsan özür dileyeceksin. Çıkıyorum diyorum. Bu anladın kadar mı? Net. Benden özür dileyeceksin diyorum sana. Burada milletin çektiği restleri çekme. Rest değil. Çıkmak, ben çok ciddiyim. Bu bunun resti olmaz bunun tamam. şakası. Bana izin veriyorlarsa önce çıkarım seninle buradan. Önce benden özür dileyeceksin. Toparlayacağız kafamızdakileri. Tamam? Ben bu çelişkilere düşmekten düşünmekten, düşme. Senin de aynı zamanda dilinden çıkanlar yüzünden olanlardan sıkıldım. Birbirimizi kırmaktan sıkıldım. Seni kırmaktan sıkıldım. Düşme seni hocam. Üzmek istemiyorum. Konuşmayacaksın düşme. O zaman. Sen de ağzında fermuar çekmeyi bileceksin bir yerlerde. Beni kıskandırmak için insanlarla muhatap olmayacaksın. Ben bana bunu yapan bir insana üzülürüm sadece. Harekete geçmem. Niye bunu yapıyor diye ona koşup sarılmam. Ben de ters tepiyor. Beni kıskandırmak için eğer bir şey yapıyorsan yapmayacaksın. Bunu ki dilinle söylemiş bir insansın. Evet. Yapma. Ben şeffafım, sen de şeffafsın. Ne konuşuyorsak söyleyebiliyoruz delikanlı gibi burada. Söylerim. Bu bir gerçek. Söylerim ki tamam. zaten. Bu beni kötü gösterir. Ama emin ol. Bak bu beni kötü gösterir, seni kötü... Yok. Hiç önemli değil. Sevgililer arasında böyle hiç resler, böyle şeyler ben olabilir. Ben ne olduğumu biliyorum, sen de ne olduğunu ben biliyorsun. Ben biliyorum ama, gayet. Ama bana absürt resler çekme. Tamam. Ben sana sadece diyorum ki absürt değil. Benim kafamdaki, ben çok samimi bir şey söyledim. Benim res kafamdaki, çekmedim. Benim kafam. Bu sevgiyi ölçmüyor. O mantaliteye girme. Sen tamam. demiyor musun buradan, program için bak, değil. O zaman tamam çıkalım için değilse, diyorum. Program için değilse burada olduğunu bilerek hareket edeceksin. Ben artık gerçekten sıkıldım yani bu kavgalarımızdan falan bıktığımı. Haklıydı yani haliyle. Olaylardan sıkıldığımı da söyledim. Yani dedim ki ben bunu aldım içeride dışarıda artık anlatmaktan da sıkıldım. Kendimi de anlatamıyorum dedim. O dedi ki işte Kemal'e söylediğim sözü niye söyledim falan. Ya yani dedim Kemal benim arkadaşlarımın ortamında sen de vardın o gün söylediğimde. Kıskandığım bir cümleyi yani. Arkadaşlarımla paylaştığım ya Tuğçe böyle dedi ben delirdim. Dediğim cümleyi içeri taşıyan bir adam dedim. Şimdi benim suçum mu dedim ya. Dile getirmiş olmam. Bu suç değil dedim yani. Ben kıskandığım bir şeyi ortaya söylüyorum ve benim arkadaşlarım nasıl içeri taşıyor? Ben bunu sorgularım merak etme dedim ya. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki se kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki se kısmetse olur.